İyi akşamlar değerli seyirciler. Gündem Özel programıyla yeniden karşınızdayız. Bu akşam yine stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz var. Kantin İçsen Elazığ İl Temsilcisi Sayın Leyla Yıldırım canlı yayın konuğumuz. Efendim hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk Ceyhun Bey. Çok teşekkür ediyorum. Bizler teşekkür ederiz. Evet değerli seyirciler, Sayın Yıldırım'la ilimizdeki kantinci esnaflarının sorunlarını, sıkıntılarını konuşacağız bu akşam. Tabii Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen deprem sonrasında zaten okullar tatil edilmişti ve kantinci esnafı bir darbe yemişti. Sonrasında ise tabii tüm dünya genelinde yayılan pandemi süreci sonrasında okulların açılması uzadı ve sonrasında tamamen okullar tatil edildi. Ve yine yeni sezonda da yeni eğitim öğretim döneminde de okulların henüz net olarak açılıp açılmayacağı sorusu henüz netlik kazanmadı. Sayın Yıldırım'la dediğimiz gibi bu konuları istişare edeceğiz. Evet efendim tabii oldukça dertlisiniz. İsterseniz birçok gündem maddeniz var. Vakit kaybetmeden başlayalım. Tabii ilk olarak depremden başlayalım isterseniz Sayın Yıldırım. 24 Ocak'taki deprem maalesef Elazığ'da çok ciddi bir tahribat bıraktı. Birçok okul kullanılamaz hale geldi ve dolayısıyla eğitim öğretimde direkt olarak etkilenmiş oldu. Ve bu süreçte okullar kapandığı için sizler de ve çalışanlarınız da daha doğrusu yani çok ciddi bir rakama tekabül ediyor Elazığ'da düşünüldüğü zaman çok derinden bir etkilenme söz konusu oldu. Neler söyleyeceksiniz efendim? Şimdi öncelikle ben burada sizin aracılığınızla bizi izleyen kıymetli hemşehrilerime, değerli meslektaşlarıma hayırlı akşamlar diliyorum. Ve şu an bizi Türkiye'nin dört bir yanında izleyen sendikamızın kıymetli il, ilçe başkanları ve meslektaşlarımıza Sayın Genel Başkanımız Okan Fırat Beyefendi'ye ben selamlarımı sunuyorum. Ayrıca bugün üzücü bir haberimiz de var. Bizim sendikamızın yönetim kurulu üyesi kıymetli abimiz Ethem Başkanımızın annesini kaybettik. Ben buradan kendilerine başsağlığı da diliyorum. Şimdi Ceyhun Bey, tabii ki kantinciler çok dertli. Tabii ki ilimizde özellikle 24 Ocak'tan sonra yaşanan 6-8 nokta şiddetindeki depremin ardından bildiğiniz gibi birçok okullarımız kullanılamaz hale geldi. Hı hı. Ve halen de okullarımızın yapılmadığını, eğitim öğretime hazır olmadığını da biliyoruz. Tam depremde yaralarımızı sarmışken, işte bir şeylerin düzeleceğini umut etmişken ardından 11 Mart'ta başlayan bir koronavirüs salgınıyla tekrar okullarımız kepenk kapattı. Tabii ki koronayla mücadelede bir tek Elazığ değil, Türkiye değil, bütün dünya savaş verdik. Bizler de kendimize yakışan devletimizin öngördüğü işte evde kal çağrılarına uyarak bu süreci iş yerlerimizi ilk kapatan meslek olarak evlerimizde bu süreci geçirdik. Tabii ki Mayıs ayından sonra bilim kurulumuzun almış olduğu kararlar neticesinde normalleşme dönemi başladı. Evet. Bu normalleşme döneminde birçok meslekler, birçok iş yerleri faaliyetlerine başladılar. Tabii ki buruk iki bayram yaşadık. Dijital bir bayram yaşadık. Evet, kültürümüzün, maalesef, gelenek ve göreneklerimizin değiştiği bir dönem yaşadık. Ama tabii ki çağrılara kulak vererek evde kaldık. Maske, mesafe, temizlik kurallarına uyduk. Tabii ki normalleşme sürecinde AVM'ler açıldı. İşte plajlar, sahiller, oteller, ardından oyun salonları. Düğünler yapılmaya başlandı. Tabii dolayısıyla halk da sıkıldı. Yani tabii bunlara hak vermiyoruz ama bunun akabinde Milli Eğitim Bakanlığımızın 31 Ağustos 2020 tarihinde okulların açılacağı haberini vermesi biz kantincileri bir noktada mutlu etmişti. Tabii ki önemli olan sağlık. Biz bunda hemfikiriz yani devletimizle, hükümetimizle, Sağlık Bakanlığı'yla yani hiçbir ölüm ya da hiçbir bir yakınımızın kaybı hiçbir paradan, hiçbir değerli şeyden kıymetli değil. Biz bunu biliyoruz yani. O nedenle biz meslek olarak bu süreyi evlerimizde sabırla, metanetle bekledik. Yalnız işte o Milli Eğitim Bakanımızın 31 Ağustos'ta okulların açılacağı tarihi tekrar salgının yükselmesi sonucu 21 Eylül'e uzatması tabii ki bizlerde bir hayal kırıklığı yaşattı. Çünkü birçok meslektaşımız ürün hazırlığına başladı, ürün almaya. İşte evet, kantinlerini temizlemeye. Stop yapmaya. Yani ve 21 Eylül ile beraber bakın Elazığ kantincileri 9 aydır kepenk kapatan bir mesleğiz. Bakın bu 9 ayda biz maliye kaydımız devam etti tabii ki. Bağkurumuzu ödemeye çalıştık ki ödemeyen arkadaşlarımız çok. Aldığımız kredileri ödeyemedik. Örneğin vergilerimiz, işte SSK işçilerimizin SSK ücretleri, odalar, oda kayıtları, aidatlar,
Bu tür ücretleri bizler ödeyemedik maalesef. Çünkü hayatımızı geçindirecek gelirimiz yok. Evet. Şunu da ben burada tabii belirtmek istiyorum. Biz kantinler genelgemiz gereği, yani okul aile birlik yönetmeliği gereği biz kira ödemedik. Yani okulların kapalı olduğu günlerde kira ödemedik. Ama tabii ki çok ciddi bir gelir kaybımız var. Bu nedenle tabii ki biz kantin isteyen il başkanlığı ve genel merkez Ankara olarak 31 Ağustos'ta Ankara'da basın açıklaması yapacağız. Oradan Cumhurbaşkanlığımıza, ilgili bakanlıklara, kantinci meslektaşlarımızın bu süre zarfında yaşadıkları sorun, sıkıntıları ve taleplerimizi ileteceğiz. Ben buradan da kıymetli meslektaşlarıma Ankara'daki yapılacak olan 31 Ağustos'taki basın açıklamamıza bizlere destek olmaya da çağrıda bulunuyorum. Hı hı. Artık ancak sesimizi bu şekilde duyurabiliriz. İnanın ki burada bir tek amacımız var. Bu süreçte kapalı kalan gün sayısında bu meslektaşlarımızın evlerine bir parça ekmek götürebilmenin derdindeyiz. Evet. Yoksa tabii ki salgınla mücadele etmek bizim de boynumuzun borcu. Ve bizler de bu süreçte Ceyhun Bey hazırlıklarımızı yaptık okullarımızda. Yani hijyen koşulları olsun, mesafe konuları olsun, kantin alanlarımızdaki masalarımızı hep kaldırdık. Bakanlığımızın öngörmüş olduğu şekilde hazırlıklarımızı yaptık. Maskelerimiz, bonelerimiz, tek kullanımlık aparatlarımız, işte çocukların kantindeki alan duruşuna kadar, yani tezgaha gelip mesafeli alışverişlerine kadar biz bunların hepsini hazırlıklarımız tamam. Zaten herhalde yeni sezonda artık pek de açık ürünler satılması pek mümkün gözükmüyor. Genelde hep paket ürünler olacak değil mi? Şimdi Ceyhun Bey çok güzel bir konuya da temas ettiniz aslında. Yani şu an pandemiden dolayı artık vatandaşlarımızın ya da bütün insanların talep ettiği şey kapalı ürünler. Elde edememiş. Yani Sağlık Bakanlığı üretim izni olan ürünler. Bizim 2016 yılında çıkan bir genelgemiz var kantinler için. İşte bu kapalı ambalajlar, bisküvi, çikolata dediğimiz o grup ürünlerin satışı yasaklandı. Kantinlerde yasaklandı. Bakkallarda, AVM'lerde onlarda satışı serbest. Ne satıldı yani kantinlerde? Bu sürede ne satıldı? Tabii ki bizim genelgelerde belirtilen çocuklarımıza hazırlamış olduğumuz sandviçler özel. İşte peynirli, böyle domatesli, yani çocuklara uygun. Haşlanmış yumurta, kuru yemişler, sıkma meyve suları. Yalnız çocuklar evlerinde yapmadıkları kahvaltıyı maalesef ki kantinlerde de yapmıyorlar. Evet. Yani evde yemedikleri peyniri, yumurtayı maalesef ki bakın okullarda da yapmıyorlar. Tabii çocukların tercihi üzerine okulların yakınında olan işte AVM'lerden, bakkallardan çocuklar bu ürünleri tekrar temin ediyorlardı. Yani işin açıkçası biz artık bu genelgenin de tekrar Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu tarafından bu genelgenin bir gözden geçirilip pandemi sürecinde kapalı ürünlerin daha satışın uygun olacağı konusunun da biz değerlendirilmesini istiyoruz. Yani bakkalda satmak serbest, kantinde satmak yasaktı. Böyle inşallah bu konuyu da bu süreçte de bakanlık tekrar irdeler. Yani başkanım şimdi tabii deprem sonrasında yani sonuçta bir afet. Bütün Türkiye kenetlendi. Elazığ'a çok ciddi de yardımlar da geldi. Ve sektörel bazarda bakıldığı zaman herkes, her sektör, ilgili sektörün temsilciliği işte kendi esnaflarına katkılarda bulundular, desteklerde bulundular. Biraz bakıldığı zaman kantinci esnafı unutuldu mu bu süreçte? Yani sonrasında tabii pandemi süreci geldi ama kantinci esnafı çok dertli. Gerçekten benim de çevremde tanıdıklarım da var. Evet. Bu anlamda kantincilik yapan arkadaşlarım da var. Şimdi çok gerçekten haklısınız. Herkes aynı şeyden şikayet. Şimdi neler kantincilik söylersiniz? İnanın öyle güzel bir meslek ki Ceyhun Bey. Evet. Ben işimi gururla, zevkle yapıyorum. Yani biz o çocukların yeri geliyor annesi, babası, arkadaşı oluyoruz. Paraları olsun olmasın, biz onları hayatta tezgahta geri göndermeyiz. Ve birçok okul idarecisinin bilmediği çocuklarla ilgili özel durumları bizler biliriz. Bizlere anlatırlar. Şimdi böyle kutsal bir meslek, çocuklara okul hayatlarında yakın olan bir meslek. Onların sağlıklarıyla ilgili gıda hazırlanan, yani onların günlük yeme içme ihtiyaçlarını karşılayan bir alanın, bir mesleğin hakikaten biraz sesimizin duyulmadığını ben de söylüyorum. Bu kadar ağır şartlar, ağır kurallar, ağır genelgeler altında biz görevimizi yapıyoruz. Ve bizim mesai saatimiz eğitim öğretim takvimidir aslında, doğru. Evet. Yani bizim başka bir mesai saatimiz yok. Biz o okulda o öğrencilerin dışında başka bir müşterimiz yok bizim. Yani yok ben evet bu okulu beğenmedim alayım
dükkanımı başka bir mahalleye, başka okula gideyim, böyle bir şansımız yok. Ya da dışarıdan birisi mesela başka dışarıdan bir vatandaşın zaman, bir mahallelinin gelip de ya gelip, ben kantinden aylık alışverişimi yapayım, böyle bir şansımız yok. Evet. Bizi en çok etkileyen konular arasında tabii çocuklarımızın dışarıdan alışveriş yapmalarıydı. İşte kermeslerdi. Yani böyle çocukların işte kar tatilleri. Evet. Zaten Şubat tatili tatil, yaz tatili tatil. Hı hı. Yani çok kısıtlı bir süre iniyordu. Ya inanın ben buradan Çetin Oktay Kaldırım valimizi de ben yad ediyorum, selamla anıyorum. O her kar tatili yaptığı zaman biz kantinciler üzülürdük. Evet. Evet. Çocuklar sevinirdi, biz kantinciler üzülürdük. Çünkü sabah gitmişiz, hazırlığımızı yapmışız, ürünler tezgahta hazır. 9-10'da bir de baktınız kar tatili. Hı. Yani o konuda da biz Sayın Valime de bir iki tane tweet atmıştım ben kendisine kar tatilleri konusunda. Şimdi böyle bir meslek. Tabii ki mesleğin sorunları ağır. Çünkü müşterimiz bizim çocuk. Müşteri yani hitap ettiğimiz kesim çocuk. Biz ayda 5 bakanlık tarafından denetleniriz sürekli. Yani bizim kurallarımız hakikaten çok ağır. Evet. Dışarıdaki bir normal esnafa göre. Şimdi bu sebepten ötürü biz Türkiye'de haklarımızı aramak, tek çatı altında toplanmak için 2018 yılında Ankara'da genel merkezli Kantinisten kuruldu. Ve Türkiye'de meslekte tek sendika Kantinisten. Yani bu anlamda da sendikamızın çalışmaları bugün Türkiye'de örnek niteliğinde ve diğer meslek gruplarına, örneğin bugün beni servisçiler çok ararlar. İşte abla bizlerin de sesini, bizlerin de sesi ol, bizleri de anlatın gibi böyle birçok meslekler bizim bu haklı duruşumuz karşısında onlar da bizlerden yardım istiyorlar. Çünkü sendika demek hakikaten özgürlük demektir, mücadele demektir. Üyelerin hak ve menfaatlerini korumaktan başka bizim bir çaremiz yok. Aynı zamanda ben Türkiye Kantinisten Kadın Kolları Başkanıyım da. Evet. Tabii ki Türkiye'de şu an yaklaşık 10 bine yakın bizim kadın meslektaşımız var. Kantin üzerine ve sayısı 300 bini bulan ise diğer mesleklerdeki kadın esnaf ve sanatkarlarımız var. İnşallah bu pandemi süreçleri bir an önce geçer de bizler hem kadın esnaf sanatkarlar üzerine ve tekrar kantinciliğin hem Türkiye'de hem ilimizdeki çalışma ve faaliyetlerimize de devam edeceğiz. Evet. Tabii bahsettiğiniz gibi kantinciliğin sesi artık Kantinisten'le Türkiye'de ve ilimizde duyulmaya da başlandı. Değerli izleyicilerimiz, bu arada bu kantincilerin yaşadıkları sıkıntılarla alakalı soru ve görüşleriniz varsa WhatsApp iletişim numaramızı ekrana verdik. Bu numaradan ulaşıp görüşlerinizi paylaşırsanız biz de sorularınız varsa Sayın Leyla Yıldırım'a, başkanımıza iletiriz ve cevap vermesini rica ederiz. Tabii başkanım, şimdi Elazığ'da malum deprem sonrası kullanılamaz hale gelen birçok okul da vardı. Evet. Yıkımı da yapıldı o okulların. Evet, şimdi yeni eğitim öğretim döneminde bu okulların planlaması nasıl olacak? Tabii orada da muhakkak okulların da kantinleri vardı ve meslektaşlarımız bu anlamda da ayrıca bir mağduriyet yaşadılar. Herhalde bir okulların birleştirilmesi söz konusu oldu ama burada nasıl bir çözüm bulunacak? Şimdi Ceyhun Bey, 24 Ocak'ta elimize deprem oldu. Tabii biz o gece tabii televizyonlardan bütün Türkiye gibi yıkılan 3-5 tane ev olarak gördük. Evet. Yalnız biliyorsunuz onun sonrasında işte ağır hasarlı olan binalar, okullar, yani deprem ondan sonra başladı Elazığ için. Biz de o dönem tabii ki kendi iş yerimde biz bir koordine merkezi kurduk Kantinisten olarak. 30'a yakın kantinci ve bakkal esnaflarımızla birlikte biz okulu yıkılan, evi yıkılan, işte çadırlarda yaşayan, işte o dönem çadırlara nakiller başlamıştı. Bütün vatandaşlarımızın biz gıda, yiyecek, içecek ve barınma ihtiyaçlarını karşıladık. Ben okul kantinimi açarak okul müdürümle birlikte biz vatandaşlarımızı okullarda misafir etmeye başladık. Yani bizim süreç oradan geliyor aslında. Evet. Tabii ki o okulda misafir ettiğimiz vatandaşların da yeme, içme ve barınma ihtiyaçlarını karşıladık. Tabii biz bir hafta 10 gün sonra daha bir sahaya indiğimizde baktık ki tabii Milli Eğitim Müdürlüğümüzün açıklamalarında 32 tane okulun Elazığ'da hasar gördüğü. Bu okulların yaklaşık 10-12 tanesinin merkezde, Elazığ'ın merkezde olduğu ve bunların acil boşaltılan okulların hemen hemen 5 tane acilen boşaltıldı. Yani böyle duruma göre ben hızlı anlatıyorum. Tabii ki o 5 okuldaki... Tarihi okullarımız da vardı mesela. Elazığ Lisesi gitti. Evet, Elazığ Lisesi, Elazığ Ortaokulu, Mehmet Akif Ersoy Lisesi, Mustafa Kemal Ortaokulu, bunların hepsi tarihi ve köklü okullar. Evet. Elazığ Lisesi ki benim lisem. Ben okulun yıkılışını... Ben çok da üzüldüm. Ben çok etkilendim ve şu an resimleri de var, göreceksiniz Elazığ Lisesi'nin. Biz o süreçte tabii ki arkadaşlarımızın yanında olduk. O dönem genel başkanımız Okan
Okan Fırat Beyefendi, bakın yönetim kuruluyla birlikte Elazığ'da, evet, Elazığ Lisesi, evet, tarihi bir lise. Kendileri de Elazığ'a gelerek Milli Eğitim Bakanlığı'ndan almış oldukları direktiflerle yıkılan okulların, kantincilerin transferlerini sağladık. İl, evet, Milli Eğitim Müdürümüze giderek, Sayın Feyzi Göktürk Beyefendi'ye de ben buradan teşekkür ediyorum. Çok ciddi bir emek de harcadılar. Yıkılan okullar tabii ki diğer okullara transfer oldular. Yani taşınmaları gerçekleşildi. Kantinler de mi? Tabii işte kantinler de taşındı. Evet. Yani A okul, sabah B okul, öğlen sonu eğitim öğretime başladı. Her okulun kantincisi kendi eğitim öğretim süresince görev yapabilirdi. Sayın, evet, Genel Başkanımın da katkılarıyla biz bu okulların kantincilerin transferlerini sağladık. Hı. Çok ciddi bir emekti. Kesinlikle. Fakat bizim o yıkılan okullardaki kantinci arkadaşlarımızın çok ciddi zararları oldu. Çünkü sabit tesis yatırımları ve kiminin de malzemesi kaldı içinde, çıkaramadı. Evet. Biz bununla ilgili en son 2 hafta önce Sayın Feyzi Göktürk Beyefendi'ye de tekrar ziyarette bulunduk. Bu kantinci arkadaşlarımızın bu doğan bu mağdur yettiklerini bir rapor yaptık kendilerine dilekçelerle. İnşallah kendileri de il valiliğine, il afet müdürlüğüne belirterek bu kantinci arkadaşlarımızın da o depremden sonra yıkılan okullardaki kantinlerdeki zararlarını da karşılayacağız. Şimdi zaten Ceyhun Bey, resimlerde de göreceksiniz. Kantin ise deprem anında sahadaydı. Vali yardımcımız Sayın Feyzi Göktürk Beyefendi'nin yapmış olduğu bir toplantıda 42 STK'nın içindeydik biz de. Hatta İl Afet Kurulu'ndan da bizler de şifre aldık. Vatandaşlarımız, depremzedeleri biz TC'lerini sisteme girerek onlara bizler de yardımlarda götürüyorduk. Ve şu an gördüğünüz resimlerde de anlaşılacağı üzerine Türkiye'nin dört bir yanından bizim kantinisten aracılığıyla gıdalar geldi, yiyecek maddeleri, işte sobalar, battaniyeler. Biz de bunları ihtiyaç sahiplerine, kantinci meslektaşlarımla birlikte gece, evet, gündüz demeden, bakın, sahaya indik. Lakin pandemi sürecinde uzaması da şu an kantinci meslektaşlarım, inanın, o mağduriyette artık benim meslektaşlarım yaşıyor. Evet. Böyle de bir anı yaşadık. Ama hiçbir şey, inanın, çocuklarımızın sağlığından, onların hayatlarından da daha kıymetli değil. Şu an gördüğünüz resimlerde de bizler o dönemde bizlere ulaşan hayırseverlerin göndermiş oldukları ayakkabı, mont ve diğer ihtiyaçları biz köy okullarımıza evet, tekrar tek tek götürerek onların ihtiyaçlarını karşıladık. Şimdi tabii ki bizim burada anlatmak istediğimiz konu kantincilik sadece yani bir ticaret alanı değil. Çocuklardan para alıp satan bir meslek değiliz biz. Toplumun her kademesinde vatandaşlarımızın ihtiyaç duydukları her anda onlarla birlikte yaralarını sarmaya, ilimiz adına çalışmalar yapmaya, kültürel, sosyal anlamda birçok faaliyetlerde bulunmak istiyoruz. Rabbim inşallah bizlere de bu fırsatı verecektir. İnşallah. Bir izleyicimiz yazmış, ismini yazmamış ama çok değerli başkanımı destekliyorum demiş. Biz kantinciler olarak okulun en önemli ve kilit anahtarıyız demiş izleyicimiz. Evet, çok teşekkür ediyorum, sağ olsunlar. Evet, tabii yani buna benzer tabii ki sizleri ön plana çok fazla göremedik. Yani belki de yani bu işin bir de reklam boyutu var. Belki de böyle bir şey yapmak istemediniz ama şu anki fotoğrafları ben yeni gördüm açıkçası. Aynen, evet. Yani gerçekten çok önemli bir hizmet. Birçok ihtiyaç sahibi okula, köylerdeki okullara özellikle belki onların çok daha fazla sesini de duyamamış olduk. Şimdi gittiğimiz o okullarda kantinler yoktu zaten, evet, Cihan Bey. Yani tabii ki gönül ister ki her okulda bir kantin yapalım. O çocuklarımıza sağlıklı ürünler, sağlıklı yiyecekler sunalım. İnşallah bundan sonraki projelerimizde köy çocuklarına, köy okullarına çok güzel projelerimiz olacak. Evet. Çünkü bizler de bir anne babayız, bizler de bir bireyiz. Bu ülkede yaşayan, bu ilde yaşayan, bu ilin bütün verilerinden, bütün enerjisinden faydalanan bizleriz. Yani şehrimizi biz ne kadar ileriye götürebilirsek eğitim anlamında, sosyal, kültürel anlamda da şehrimizin bütün katmanlarından beraber hareket etmeyi de hedefliyoruz. İnşallah şu pandemi süreci bir an önce geçer. Bizler, evet, de okullarımıza, kantinlerimize kavuşuruz. Ardından çok güzel projelerimiz olacak. Ben buradan bunları çok da açıklamak istemiyorum. Açıkladığım, hı-hı, yerler var ama, evet, biraz sabretsinler. İnşallah güzel çalışmalarla geleceğiz. İnşallah. Leyla Hanım, çalışmalarında başarılar diliyorum. İnşallah okullar açılınca güzel bir proje ile ilimize faydalı bir çalışma yapacağız demiş. Zülfü Yapıcı, Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü. Evet, benim kıymetli hocam. Evet. Hocam tam da projelerimizden bahsediyordum.
Şimdi bakın kantincilik böyle bir şey. Hı hı. Şu an mesaj yazan hocam Bilim Sanat Merkezi'nin müdürü. Elazığ Lisesi'nin hemen önünde yok yapılan... değil, Bahçelievler'de. Bahçelievler, pardon. Evet. Kendisi benim çok takdir ettiğim, çok kıymet verdiğim bir müdürüm. Kendisiyle de kantin ve eğitim, bilim anlamında da bir projemiz olacak. Evet. Yani kantinciler sıradan insanlar değiller. Hı hı. Bugün evlerinde sabırla bu zorlu süreci eğer geçirebiliyorlarsa inanın ki o içlerindeki, yüreklerindeki meslek aşkı, o yavrularımıza, o çocuklarımıza bir an önce kavuşma aşkı, inşallah biz de buradan kendilerine bir söz veriyoruz. Biraz daha sabretsinler. Yani hiçbir şey çocuklarımızın sağlığından kıymetli değil. Kesinlikle. İnşallah Ankara toplantımızdan sonra yetkili bütün bakanlıkların, ilgili yetkili kişileri bizlere cevap vereceğini umuyorum. Evet. Bizim tabii ki beklentilerimiz Ceyhun Bey, önce sağlık. Fakat bu işler ekmek yiyen, Türkiye'de yüz binlerce meslektaşımız var bizim. Onların yanında çalışan kalfaları, çırakları ve bir de bizim tedarikçi firmalarımız var. Ekmekçimiz, sucumuz, ürün getiren firmalarımız. Şimdi çok geniş bir sektörüz. Yani okulların kapanmasıyla birlikte bütün bu sektörün hepsi sıkıntıya girdiler. Şimdi bizim tabii ki meslektaşlarımızı çekmiş oldukları krediler var. Kredi kart borçları var. 9 aydır kapalı bir mesleksiniz. Bir tek kuruş geliriniz yok. Ödediğiniz bir Bağkur primi var. Evet. Kirada olan birçok meslektaşım var benim, biliyorum. Kiralarını ödeyemiyorlar. Elektrik, doğalgaz paraları. Şimdi biz bu nedenle yani devlet yetkililerimizden beklentimiz kısa çalışma ödeneği gibi işçilerimizin, yanımızda çalışan SSK'lıların aldığı destekten bizler de faydalanmak istiyoruz aslında. Yani çok zor bir şey değil çok aslında. Çok zor bir şey de değildi aslında. Totalde Türkiye genelinde kaç esnaf var yani bilmiyorum ama. Şimdi direkt kapanan, evet. Yani Milli Eğitim Bakanlığı ve devletin takvimine göre hareket eden bir tek bizleriz. Evet. Örneğin servisçiler bir şekil kademeli de olsa iş yaptırır. Çünkü bir de servis, araç. İstediği yere çekip götürebilir, iş yapabilir. Biz öyle değiliz yalnız. Öyle bir şansımız yok. Öyle bir şansımız yok bizim. Yani bu nedenle kantincilik hakikaten... 11 yani Türkiye genelinde 11 Mart, 13 Mart ve Elazığ'da da 24 Ocak'tan yani hatta Şubat tatilini biz Ocak'ta kapattık zaten. Evet, Şubat tatiliydi. Kapalı bir mesleğiz. Biz tekrar devletimizden, yetkililerimizden 2020-2021 yılı önümüzdeki açılacak yılın kiralarının alınmamasını talep edeceğiz. Evet. Çünkü siz de takdir edersiniz ki okullar açıldığı zaman da çocuklarımızın okula gelme sayısı ve şu an velilerimiz çok tedirgin. Çocuklarımız gelseler de oraya kantine... gelecektim ben aslında. Evet. Benim de mesela çevremde çocuğu ilkokul birinci sınıf çağına gelen birçok veli biz bu yıl göndermeyeceğiz. Evet, göndermeyeceklerini bekleyeceğiz diyorlar. Söylüyorlar. Çünkü neyin ne olacağı belli değil diyorlar. Tedirginlik var aslında velilerde. Haklılar. Şimdi veliler de haklılar. Evet. Bir şey de diyemiyoruz. Ama tabii bizim bu konumuz önce sağlık dedikten sonra Türkiye'de sayısı yüz binleri bulan meslektaşlarımızın ayakta kalma mücadelelerinde devletimizden bir destek. Çocuklar okula gitmeyince bu kez kantinci ablaları, kantinci abileri maalesef iş yapamayacaklar. Evet. Gerekirse sözleşmelerini feshedecekler. Yani evet. İş akdi gerçekleştirecekler. Maalesef. Çünkü başka iş yapmak zorundalar. Ve inanın benim bugün birçok meslektaşım ikinci işlerini, yedek işlerini yapıyorlar. Ve inanın çok olumsuz şartlarda görev yapan arkadaşlarım da var. Ben onları buradan canı gönülden de tebrik ediyorum. Evet. En azından rızkımız için çalışıyoruz. Evet. Yani başkanım şimdi Milli Eğitim Bakanımız gerçekten ben çok beğeniyorum kendisini. Sayın Ziya Selçuk. Yani AK Parti'nin 18 yıllık dönemine bakıldığı zaman böyle çok olaya duyarsız bakanlar da oldu ama Sayın Selçuk hakikaten çok beğendiğim bir isimdi. Bir şeyler de yapmaya çalışıyor aslında, mücadele ediyor okulların açılması için ama tabii bu anlamda iş sadece Sayın Selçuk'ta da bitmiyor maalesef. Evet. O da bilim kuruluyla beraber ortak hareket ediyor. Yani eğer zaten bilim kurulu bir risk görürse belki bu 21 Eylül tarihi daha da ertelenebilir. Böyle şimdi, bir durum da söz konusu. Zaten Ceyhun Bey şu an okulların 21 Eylül tarih verildi ama yani nette değil. Net değil. Okullar evet. Açılır, kantinler açılmaz. Evet. Yani şu anlamda bizim Milli Eğitim Bakanlığı'nın kantinler için bir rehberi yok. Yani hazırlamış olduğu, yani bizlere sunduğu bir harita yok. O konuda ben de size katılıyorum. Yani
COVID-19 salgınının yayılma hızının Eylül 21'deki verileri çok önemli. Hı-hı. Eğer bu veriler düşmezse okullar açılmayabilir. Ki zaten şu anki göstergelere göre zaten vaka sayısı artıyor. Artıyor, ölümler artıyor. İlimizde de sayımız çok çok fazla. Artık test sayısı hasta sayısını geçti. Yani geçti. Rekor çok düzeyde. Yakın arkadaşlarımızın, çok yakın tanıdığımız insanların çok hastalıklarına duyar olduk. Tabi bu da bizi etkiliyor, bu da bizi korkutuyor. Tabi bizim buradaki amacımız hakikaten bir mesleğin yok olmaması, ayakta kalmak için var olma mücadelemiz ve devletimizin inanın ki o şefkatli elinden bizler de faydalanmak istiyoruz. Sayısı 100 bine olan meslektaşlarımız eğer okullar açılmazsa işsizlikle karşı karşıya gelecekler. Ve inanın şu an yine kendilerine ben teşekkür ediyorum meslektaşlarıma. Sabırla, inançla beklediler. Herhangi bir taşkınla, herhangi bir olumsuz ifadelere başvurmadan devletimizin almış olduğu bu kararlara uyarak evlerinde kaldılar, dışarı çıkmadılar. Ama şu an bıçağın kemiği kesiyanı yaşıyoruz. Evet. Artık onların da dayanacak ekonomik güçleri kalmadı. Devletimizden faizsiz krediler istiyoruz. Borçlarını ödeyip okullar açılana kadar, bir düzene binene kadar bu kredilerin bu esnaflara verilmesini talep ediyoruz. Kantin kiralarının önümüzdeki dönem alınmamasını ve artı yarı yarıya indirilmesini. Kantin çünkü, kiralarını okullar alıyor değil mi başkanım? Ceyhun Bey, kantin kiralarımızın %80'i okul aile birliklerine, %20'sini ise İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne biz yatırırız. Yani okulların en büyük gelirlerinden biri kantin kiralarıdır. Evet. Yani şimdi tabii okul müdürlerimiz de bu kantin kiralarıyla okullarının temizlik, kırtasiye birçok ihtiyacını karşılarlar. Katkımız o anlamda da çok. Sadece onunla da değil. Yani okulda fakir öğrenciler olsun, bizler onlara yardımcı oluruz. Okulun başka bir harcaması olur. Bizler her zaman elimizden gelen bütün desteği yaparız. Çünkü biz okulun bir parçasıyız. Evet. Bizler kantinler okulların ayrılmaz bir unsurudur yani. Bir çocuk okula ilk geldiği zaman sınıflara gidip gezmez. Kantin alanına gider. Kesinlikle. Nasıl, güzel mi? Masası nasıl? Oturma alanı nasıl diye. Çünkü çocukların tabii ders arasında arkadaşlarıyla hoş sohbetler ettikleri, yiyip içtikleri alanlardır kantinler. Bu nedenle tabii ki Milli Eğitim Bakanımızın inşallah önümüzdeki süreçte de kantinlerin de bir yol haritası çizerek bizlere yardımcı olacağını da ben inanıyorum. Devletimiz büyük, devletimiz güçlü. Kantinci meslektaşlarımızı da ihmal etmeyeceklerini de ben umut ediyorum. İnşallah. Bir izleyicimiz yine yazmış. Program başlangıcında bahsetmiştiniz kısmen 31 Ağustos'taki Ankara'daki toplantıdan. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Leyla Başkanım, göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyorum demiş. 31 Ağustos'ta Ankara'da yapılacak olan basın açıklamasından bahseder misiniz? İyi akşamlar demiş izleyicimiz. Ben izleyicimize çok teşekkür ediyorum, kıymetli meslektaşıma. 31 Ağustos 2020 tarihinde Ankara Ulus'ta Kantin İsten Genel Merkezimizin hazırlamış olduğu basın açıklaması olacak. Evet. Bu basın açıklamasında orada tabii ki amacımız kantincilerin hükümetten beklentilerimizi, taleplerimizi dile getirmek. Hı hı. Orada meslektaşlarımızla bir araya gelmek ve ben buradan da bütün meslektaşlarımı da çağrıda bulunuyorum. O gün orada bir araya gelelim, birlikte olalım. Evet. Nihayetinde bu meslek hepimizin, bu ekmek hepimizin. Sorun da bizim, hepinizin. Bizim sorun hepimizin. Evet. Yani bizim derdimiz ekmek, bizim derdimiz geçim. O nedenle Kantin İsten çatısı altında Ankara'da, Ulus Meydanı'nda saat 13'te ben bütün meslektaşlarımla orada ben buluşmak istiyorum. Biz inşallah gideceğiz. Hı. Elazığ Kantin İsten İl Başkanlığı olarak arkadaşlarımıza katılım sağlayacağız. Amacımız orada sesimizi duyurmak. İlgili bakanlıklara bu haklı taleplerimizi, çünkü sorunlarımız bitmiyor. Evet. Yani pandemi sürecinden önce de bizim mesleğin belli sıkıntıları vardı. İnşallah bunları da hükümetimizle birlikte güzel bir çalışma alanında sendikamızla birlikte başaracağız yani. Evet. Selahattin Bey yazmış, soy isim yazmamış. Biz kantinciler 9 aydır kapalıyız. Kimse bizleri sormadı. Biz bu memleketin vatandaşı değil miyiz? Başkanıma katılıyorum demiş. Evet, Selahattin Bey. Ben teşekkür ediyorum değerli meslektaşıma. Ama rahat olun. Sizlerin hakkını arayan bir sendikanız var. Ankara'da Okan Fırat Başkanım, Elazığ'da da ben. Benim kıymetli meslektaşlarım biliyor Elazığ'daki çalışmalarımızı, kamu kurum ve ziyaretlerimizi. Ben Elazığ'da 40'a yakın okul gezdim. İlk göreve başladığım anda. Bir yıldır görevdeyim. Hı hı. Yani deprem ve pandemi bizim hızımızı kesti tabii ki. Evet. Okul ziyaretleri yaptık. Kamu kuruluşlarına gezdik.
işte ticaret odası başkanımız, belediye başkanımız, memur sen. Yani biz kendimizi anlatmaya başladık. Sorunlarımızı, sıkıntılarımızı kamu kuruluşlarıyla nasıl çözeriz? Nasıl ortak projeler yaparız? Tabii ki deprem ve pandemi süreci bizi etkiledi. Kendilerinden ben sabır diliyorum. İşimize, ekmeğimize sahip çıkalım. 9 ay da çok uzun bir süre aslında. Yani evet, esnaf çok, için. Çok uzun. Yani inanın biz... Bakmakla yükümlü olduğu bir ailesinin gerçekten olduğunu düşünürsek öyle, çok uzun öyle. Bir süre. Gerçekten. Yine de ben sabırlarına hayran kaldım. Kendilerine ben çok teşekkür ediyorum. Bu süreyi hakikaten metanetle geçirdiler. İnşallah 21 Eylül'den sonra bizlere verilecek bir takvimle, bir yönle, bir haritayla inşallah bizler de başımızın çaresine bakacağız. Evlerimize bir parça ekmek götüreceğiz. Evet. Leyla Hanım'a başarılar dilerim. Gerçekten bulunduğu mevkiyi fazlasıyla hak ediyor. Bize böyle çalışacak yetkililer lazım her alanda demiş. Zülfü Saygılı yazmış mesajımızı. Ben Zülfü kardeşime teşekkür ediyorum. Kendisi bakkal. Evet. Biliyorsunuz benim diğer ünvanım bakkal teyze. Evet. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bakkal amcalarıma, bakkal teyzelerime, Elazığ'ın yerel esnafına. Bizim mücadelemiz ayrı devam ediyor. Yani Elazığ'da, yerelde, yerel esnafın desteklenmesi anlamında... Onları unuttuğumu sanmasınlar. Kantinin işi tabii ki benim görevim ama bakkal teyzeler, bakkal amcalar hepsi de kendilerini çok yakinen takip ediyorum. Onların hak, hukuk ve menfaatlerini de ben kamuoyunda paylaşıyorum ve halkımıza sesleniyorum. Lütfen yerel esnaftan alışveriş yapın. Bakkal amcalarınızdan, bakkal teyzelerinizden. Bizler de toplumun bir parçasıyız. Ben kendisine saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Evet. Yine bir izleyicimiz yazmış, Mezre Ortaokulu kantincisi evet. ismini yazmamış. Hüseyin abimiz. Evet, evet. Hep birlikte Ankara'da bulunacağız. Tüm meslektaşlarımın desteğini bekliyoruz. İşimize, mesleğimize sahip çıkalım. Hep beraber olalım. Şimdi ismini yazdı Hüseyin Balkan. Ben kıymetli meslektaşıma, değerli yol arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Biz Hüseyin Balkan'la Kantinisten'de birlikteyiz. Yönetim kurulu üyem benim kıymetli arkadaşımız. İnşallah biz 31 Ağustos'ta Ankara'ya giderek bütün Türkiye'deki kantinci arkadaşlarımızla birlikte sesimizi duyurmaya çalışacağız. Artık bıçağın kemiğe dayandığı, bıçağın kemiği kestiği andayız. Onların sesi olmaya da devam edeceğiz buradan. Teşekkür ediyorum meslektaşıma. Evet. Herhalde geniş bir katılım olacak Ankara'da. Şu an Elazığ'da toplam kaç kantinci var? Şimdi kıymetli Ceyhun Bey, Elazığ'da 90'a yakın Milli Eğitim'e bağlı kantin var. Yani özel merkez, okullar. Özel okullar hariç. Şu an hariç. Hastane kantinleri, dershaneler. Yani bizim kantin dediğimiz zaman camiye çok geniş. Evet. Özellikle biz Milli Eğitim'le şu an en çok sorunu olan durum Milli Eğitim'deki kantinciler. Ve şu an bizim üye sayımız da 30'a yakın üye sayımız var. Evet. Sendikalı. Çok da ben kendilerine teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Bir yılda biz bu sayıya ulaştık. Ve çalışmalarımızı da biz hep birlikte, Elazığ'da birlikte yapıyoruz. Faaliyetlerimizi, projelerimizi. Artık bizler de sendikalıyız. Kantincilerin de bir sendikası var. Yani haklarını arayan, onların her türlü sıkıntılarını gideren, İşte Ankara'da genel merkezimiz var, Okan Fırat Başkanımız var, bir telefon kadar yakın. Sürekli bakanlıklarda işte bizim çalışmalarımızı, genelgelerimizi takip eden. Ben de Elazığ'da onlarla birlikte, işte okul ziyaretlerinde, kamu kuruluşlarında birlikteyiz. İnşallah bu sayımızı da önümüzdeki dönem daha da artırmayı düşünüyoruz. Tabii başkanım, şimdi sendikal olarak yani daha resmi bir kanal oluyor. Milli Eğitim'le görüşmeleriniz var mı? Yani gerçekten beklentiler 21 Eylül ama... Açılacak mı gerçekten 21 Eylül'de yoksa şimdi, sakma ihtimali de ağırlıklı mı? Ceyhun Bey, inanın eğer veriler bu şekilse tabii açılmamasını bizler de isteriz. Yani orada bir çocuğumuza, bir yetişkinimize, bizlere, öğretmenlere herhangi bir rahatsızlık, bir salgın bulaşacaksa bu evet. konuda bizler de hemfikiriz. Yalnız bununla ilgili ben de takvimin en son hafta tekrar yani 31 Ağustos'taki gibi en son hafta belirleneceğini ben de tahmin ediyorum ama işte bizler biraz yıprandık bu arada. Evet. İşte her tarih bize bir umut oldu. Her tarih bizim alışveriş yapma, işte okulumuza gidip de hazırlık yapmamıza bir umut oluyor. Ya da size böyle şöyle bir vaatte bulunuluyor mu yani? Mesela olur da açılmazsa 21'inde biz size şöyle bir destek vereceğiz ya da size şöyle bir şey yapmayı düşünüyoruz, i̇şte, planlıyoruz işte gibisinden maalesef bir... Maalesef şu an öyle bir bilgi yok. İşte evet. bizim de 31 Ağustos'taki Ankara'daki basın açıklamamızın nedeni bu. Devletten
bu süre zarfında kapalı kalan günlerde ve bundan sonraki süreçte okulların açılmama ihtimaline karşı bu meslektaşlarımızın nasıl ayakta kalabilirler? Evlerine nasıl ekmek götürebilirler? Evet. Yoksa Türkiye'de sayısı 100 bine bulan insanlar iş yurt kapılarına gidecekler. İş yani arayacaklar. Vermiş olduğumuz örnek aslında çok böyle yapılamayacak bir şey değil. Kısa çalışma döneminden yararlanabilir bu. Tabii. Zaten ya, Türkiye genelinde bakıldığı zaman az önce bir rakam vermiştiniz, 100 bin civarında bir kantinci var. Türkiye'de sayımız 100 bin. Evet. Yani çok büyük bir yük olmaz bence bu kısa çalışma döneminden yararlanması. Çünkü işçilerimiz, yanımızda çalışan elemanlarımız bundan faydalandılar ki yıl sonuna kadar da uzatıldı. Evet. Zaten yine faydalanacaklar ama biz işveren olarak onların bütün yükünü çeken de biziz. Evet. İş yeri vergimiz, vergi kayıtlarımız devam ettiği için Bağkur primlerimiz şu an halen daha işliyor. Yani biz onlara da bir af istiyoruz, af gelmesini. Ya da bu süre zarfında kapalı kalan günlerde Bağkur primimizin yarı yarıya ödenmesi şartı şekliyle bizlere de bir destek sağlanabilirdi. Tekrar faizsiz kredilerin gündeme gelerek bu borçlarımızın kredi kartı, işte insanların geçinmekle olduğu bir bedel de var. Bunlar ödenilerek kantinci meslektaşlarımız okullar açılana kadar, ta ki kendileri rahat bir ortama kavuşana kadar bu krediden faydalanmaları ve hatta hibe kredi de olabilir Ceyhun Bey. Evet. Yani şu an Kalkınma Ajansı'nın, KOSGEB'in iş yerlerine vermiş olduğu hibe krediler var. Olabilir yani. Yüzde bir miktar verirsiniz. 5-10 milyar örneğin. Kardeşim al bunu, al kendini bir hayatını idame ettir. Çocukları var meslektaşlarımın. Evlerine ekmek götürmek zorundalar. Yani artık borcumuzu da geçtik ve bir de her belirlenen tarih bizlerin borç öteleme tarihi oldu aslında. İşte diyoruz 31 Ağustos'ta okullar açılacak. İşte ben senin borcunu o tarihte veririm örneğin. Her tarih ilerledikçe kantinciler böyle bir sıkıntıya girer. Çünkü biz esnafız. Yani bizim kendi öz sermayemizle o iş yerlerini çalıştıran, devletine yük olmayan, işte kantinin bakım, onarım, yenilik bütün çalışmalarını yapan bizleriz. Biz kendi cebimizden yaparız yani. Şimdi düşünün, yatırım yapmışsınız kantininize, çok güzel modern bir kantin. 2 yıldır kapalı. Yani artık geliri de bıraktık. Bir de şu olay var Ceyhun Bey, yani sadece para olayı da değil. Ya bir insan işine gitmemesi çok acı. Çok üzgün. Yani birçok meslektaşımdan bu konuda psikolojik sıkıntı manevi yaşadılar. Manevi olarak da sıkıntı yaşadılar. Siz her gün bir yerlere gidip oturamazsınız. Evde de oturamıyorsunuz. Yani işlerine gidememenin vermiş olduğu sıkıntılar da var. İnşallah bunları da 21 Eylül'den sonra çözeceğiz yani. Evet, inşallah. Has Bey Gıda'dan bir mesaj gelmiş. Sayın Leyla Hanım'a başarılar dilerim demiş. Ben de teşekkür ediyorum kendilerine. Çok sağ olun. Gerçekten yani birçok mesaj geldi. Kantinci esnafı gerçekten mağdur. Yani birçok sektör aslında mağduriyet yaşadı ama böyle bakıldığı zaman doğrudan yapabileceği başka bir iş olmayan bir esnaf grubu, bir sanatkar grubu. Evet. Yani bakıldığı zaman bu insanlar okullar kapandığı zaman yapabilecekleri hiçbir işleri yok. Şimdi, bütün o konuya gelelim Ceyhun Bey. Şimdi biz kantinciyiz. Yani yıllarımızı verdik bu mesleğe. Örneğin siz muhabirsiniz, program sunucusunuz. Sizin kantincilik yapma gibi bir şeyiniz olamaz mesleğiniz. Olmaz, evet. Biz de başka bir iş yapamayız. Evet. Şimdi biz yıllarca 15-20 yıl, hatta 40. yılını dolduran benim meslektaşlarım var bu görevde, 40. yıl. Ya biz başka bir iş yapamayız. O yüzden yani hakikaten mesleğimiz bizim için de çok kutsal, çok değerli. Biz işimizi de yapmak istiyoruz, görevimize de dönmek istiyoruz. Lakin bu korona salgınının göstermiş olduğu veriler bizleri de üzüyor. Buradan halkımıza da sesleniyoruz tekrar. Lütfen maske, mesafe, hijyen kurallarına uymalarını istiyoruz. Bunlar bu şekil olduğu zaman inanın birçok sektör, bakın, yok olmak üzere. Yani ailelerine ekmek götüremiyorlar. Yaz oldu. 2-3 ay normalleşme sürecinde yedik, içtik, gezdik, her neyse. Düğünleri de yaptık. Ama artık yeter. Evet. Belli bir kontrolü sağlayıp bu çocuklarımızı bir an önce eğitim hayatına dönmelerini de sağlamamız lazım. Yani aslında çocuklar için de çok ciddi bir kayıp. Zaten geçtiğimiz eğitim öğretim döneminde bir dönem zaten boşa gitti. Tabii. Uzaktan eğitim ne kadar faydalı oldu tartışılır tabii ki. Evet. Bu yılda belki ilk etapta böyle bir model düşünülüyor ama Çok ciddi bir kayıp var. Çok ciddi bir kayıp var. Şu an çocuklarımız, yavrularımız sokaklarda işte vakit geçiriyorlar. Tabii biz de onların bir an önce eğitim, öğretim hayatına dönmelerini, bu yoldaki hedeflerine ulaşmalarını da istiyoruz. Ama işte kantincilik bu anlamda işte görev yapamadı, biz iş yapamadık. İnşallah yeni dönemde hep beraber tekrar yolumuza, eğitim, öğretim hayatına döneceğiz. Okullarda o yavrularımızla birlikte tekrar teneffüslerde, o coşkulu sesleriyle birlikte tekrar kavuşacağız. İnanın biz simit yemeyi özledik. Bizler de o yavrularımız gibi tost yemeyi özledik. İnşallah Rabbim bizlere de en kısa zamanda nasip etsin.
ortamımıza, işimize kavuşalım. Yani tabii Elazığ'ın işte bir şanssızlığı da deprem demiştik. Yani belki başka illerdeki kantinciler sadece virüsten dolayı mağdur oldular ama Elazığ'da bu mağduriyet iki katı. Belki bu anlamda da bir pozitif ayrımcılık da istenebilir Elazığ adına, değil mi başkanım? Şimdi kıymetli Ceyhun Bey, depremden sonra tabii ki Elazığ'a belli bir imkanlar geldi. Onlardan tabii kısmen de olsa faydalandık. Ama tabii diyeceksiniz yeterli mi? Yeterli değildi. Çünkü Elazığ zaten enkaz bir şehir oldu aslında. Yani gelen yardımlar da iyiydi, fena değildi. Ama tabii burada biz meslektaşlarımız o dönem çok da böyle şey yapmadı. Biz kendimiz zaten yardım yaptık depremzedelere. Evet. İnanın çok ciddi katkılarımız oldu. Ama pandemi döneminden sonra bizlerin birdenbire işinin kesilmesi, herkesin evlerine girmesi inanın evet, çok büyük bir etki yarattı. Yani bizlerin tabii ki o dönemde devletten beklentilerimiz, vergilerimizin, bağ kurlarımızın, elektrik, su giderlerimizin, krediler belki, kredilerin ertelenmesi, yani bağ kur primleri o dönem ertelendi ama o da bir çözüm olmadı. Nereye ertelendi? Evet, sonuçta 3 ay sonra bu defa çift çift yatırmaya başlanıldı. Tabii bunlar bizim için yeterli değildi. Yani o dönem daha farklı destekler gelebilirdi ki artı süreç çok uzadı. Belki biz bu süreci 3 ay 4 ay diye düşünüyorduk o dönem. Evet. Ama süreç gitgide uzadı. İşte bu uzaması da biz meslektaşlarımızın, kantincilerin hakikaten dayanmakta zorluk çektiği anları yaşıyoruz. Ama yine de şunu söylüyorum, sağlık olsun. Çocuklarımızın, ailemizin, dostlarımızın canı sağ olsun. Hiçbir ölüm, hiçbir paradan daha kıymetli değildir. Muhakkak. Biz buna da inanıyoruz. Ama burada paradan ziyade bir yaşam mücadelesi. Yani bu da bir yaşam mücadelesi evet, aslında. Yani evet. Çünkü bu insanlar oradan kazandıklarıyla evlerini geçindiriyorlar. Yani şimdi yani, belli bir tarih de olmayınca önümüzde olmayınca yani insanlar ne yapacaklarını işte şaşırmış durumdalar. Borçlanmaları, işte yaşam şekilleri tabii ki değişiyor insanların önünü görmeyince. İnşallah 21 Eylül'de yüz yüze eğitimle birlikte bizler de iş yerlerimize döneceğiz. O yavrularımızla birlikte sağlıklı ortamda. İşte onun için de bekleyeceğiz Ceyhun Bey. Başka şansımız evet, yok. İşte sizlerin aracılığıyla, medyanın, kamuoyunun aracılığıyla bizler de kendimizi ifade ediyoruz. Mesleğimizi anlatıyoruz, çalışmalarımızı anlatıyoruz. Bu süreçte meslektaşlarımızın yaşadığı durumları anlatıyoruz ki en azından kamuoyunun bilgisi olsun, yetkililerimizin bu konuda bilgisi olsun. Ve özellikle 31 Ağustos'ta Ankara Ulus'ta Kantin İşsen'in yapmış olacağı basın açıklamasına ben Türkiye'deki bütün meslektaşlarımı ben davet ediyorum. İmkanı olan, vakti olan gelsin. Bizim için bir fırsat, bir alan, sesimizi orada duyurmanın bir imkanı olacak. İnşallah bakanlıklarda bizlere gerekli cevabı da vereceklerdir. Evet. Tabii bu yoklukta bir de bu imkansızlıkta nasıl gidecekler o da ayrı bir tartışma konusu ama dert. Belki böyle komşumuzdan hani bir, borç alıp gideceğiz artık. Belki yani Bey, böyle evet, federasyon olarak bir araç tahsisi falan belki böyle bir imkan sağlanabilir. İnşallah ama şimdi onunla da ilgili bizler de kendi il başkanlarımız bütün herkes kendi ilinde çalışmalarını yapıyor. Yeter ki onlar gelsinler. Belki belediyelerden de destek istenebilir. Yani yeter ki onlar gelsinler. Biz evet, ulaşım için her türlü imkanı da sunarız kendilerine. Yani il başkanları olarak söylüyorum. Evet. Yeter ki meslektaşlarımız ekmeklerine, emeklerine sahip çıksınlar. Yani bu iş bizim işimiz. Tabii ki zorlu bir süreç. Hepimiz de aynı şekildeyiz. Yani bugün bütün mesleklere baktığınız zaman da sıkıntılı bir süreçten geçiyorlar. Yani örneğin ilimizde bütün caddelerdeki esnaflar hepsi şu an kan ağlıyor. Kesinlikle. Yani bu süreçten çok etkilenen meslekler var ama en az onların gidecek bir işleri var. İşleri var. Yani günde ciroları çok da düşük de olsa bir dönem bir kasaları var ama bizde o hiç yok. Tamamen kapalı bir meslek. Yani mesela dolaylı olarak etkilenen kuruluşlar da var. Mesela işte bir şoför esnafı, öğrenci servisleri. Evet. Bir kırtasiyeler belki buna dahil edilebilir. Evet, evet, evet. Ya da bir forma satışı yapan işte mağazalar, giyimciler eklenebilir. Ama işte onların tabii ki yanlarına mesela, koyacağı tabii başka ki, ürünlerle ve var, halka açık olma imkanlarıyla bizden ayrılan yanları var. Evet. Bizim halka açık kantecinin değiliz. Öyle bir olursa öğrenci, olmazsa öğrenci yani. Evet. Bu nedenle biz buradan da kıymetli yavrularıma da ben sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Benim çok güzel öğrencilerim var okulda. Onları da çok çok özledik. İnşallah sağlıklı bir şekilde onlarla tekrar eğitim öğretim hayatında beraber oluruz. Evet. Buradan hakikaten bizi dinleyen bütün dinleyicilere, meslektaşlarıma da canı gönülden sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Evet başkanım, süremizin sonuna geldik. Tabii yani sıkıntılarınız büyük ama dediğimiz gibi net bir tarih önünüzde olmadığı için 21 Eylül tarihi şu anda tüm kantincilerin umutlarını bağladığı bir tarih. Ama pandemi sürecinin
neler getireceğini henüz bilemiyoruz. O da belli değil. O tarihe kadar. Gerçi aşı çalışmaları falan var. Rusya'da aşının bulunduğu ve üretime geçildiği gerçeği var. İnşallah o aşı da bir an önce tüm dünyada kullanılır İnşallah. Ve bu virüs belasından İnşallah kurtuluruz. Dünya insanlığı olarak bir an önce hayatımızdan çıkar gider, insanlar normal hayatına, normal yaşamına, inanın biz sarılmayı özledik. İnanın biz rahatça sokaklarda, bahçelerde, eşimizle, dostumuzla gezmeyi unuttuk artık. Evet. Hep bir tedirginlik var, bizlerde de var. İnşallah bir an önce de şu virüs belasından kurtuluruz. İlimiz, ülkemiz, tüm dünya bir rahat eder. Yani yetkililerden de esnafların çağrılarına ben kulak vermelerini talep ediyorum. Çünkü esnafın başka bir geliri yok. Yani devletten beklentisi bu anlamda var. Kendi öz sermayeleriyle ayakta kalan bu mesleklere, kantincilere ilgi duymalarını, sesimize ses olmalarını ben rica ediyorum buradan. Ve bizi dinleyen bütün meslektaşlarıma, Türkiye'deki, Elazığ'daki bütün meslektaşlarıma sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Yalnız olmadıklarını ben buradan belirtiyorum. Çok teşekkürler. Başkanım ağzınıza sağlık. Ben İnşallah Ankara dönüşünde tekrar gelişmelere göre inşallah Ankara haberlerimizi isteriz. De o gün sizlerin aracılığıyla ilimizde de tekrar yayınlarız. Evet. Çünkü önemli bir ses. Kesinlikle. Esnafın sesi. Evet. Kantinisten. İnşallah da güzel çalışmalarımız devam edecektir. İnşallah başkanım. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet değerli seyirciler, gündem özelim bu akşamlıkta sonuna geldik. Bir dahaki programımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi akşamlar.